Vay, vay, vay. Aşçınız döktürmüş ortak. Servis yaparsın. Aşçımız değil, Suzan'ın marifeti. Allah Allah. Vallahi şanslı adamsın, ne diyeyim. Karın çok amarat. Aa, aşk olsun Akif, ben değil miyim yani? Hayatım, tabii ki sen de amaratsın ama işte... yağ çekeyim de belki biraz fazla verirler diye. Yazık değil mi ya? Çok küçükler. Yavrum, biz senin bu gereksiz duygusallığını ne yapacağız? Hı? Bunları biz yiyelim diye yetiştiriyorlar canım benim. Melisa vejetaryen oldu da et yemiyor artık. Aa, sen ondan bir sıkıcısın. Ot yediğin için. Abartmasam. Melisa'cığım, ben onlara hiç katılmıyorum. Sen gayet duyarlı ve hassas bir kızsın. Hatta biliyor musun, ben de eti yemeyi bırakmak istiyorum ama beceremiyorum bir türlü. Bence kendini fazla zorlama Suzan. Öyle bir irade yok sende. İki gün dayanamazsın, bırakırsın. Televizyonu kapasak mı artık Kenancığım? Misafirlerimize sohbet ederdik ama. Ediyoruz ya işte Suzan. Bir haber bekliyorum. O yayınlansın, sonra kapatırız. Ters bir şey yoktur umarım. Ne oluyor Akif? Yoksa yine yolsuzluk, rüşvet iftirası falan mı attılar sana hayatım? Nebahat'cığım, ortadaki fren. Arada bir bassam mı acaba? Çocukların yanında ne biçim konuşuyorsun ya? Ya benim şoför bizim şirket arabalarının biriyle kaza yaptı da onunla beri çıkacak. Ha, çıktı. Sayın seyirciler, şimdi de İstanbul'dan bir kaza haberi var sırada. Hornezköy yakınlarında gerçekleşen kazada Ataman Holding ortaklarından Akif Atakul'a ait aracın şoförü Fikret Küçük ve diğer aracın şoförü Necati Aydın hayatını kaybetti. Ha, bizim Fikret bu. Akif bu, ne zaman oldu? Harika, şunun sesini açar mısın? Araçta bulunan Hatice Eren ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hatice Eren'in hayati tehlikesi devam ediyor. Aman Allah'ım Hatice Hanım. Ben Hatice'yi yazlık eve göndermiştim temizlesin diye. Aman Allah'ım. Oraya giderken mi olmuş kaza? Herhalde. Fikret abinin ne işi varmış orada? Oğlum, ben Fikret'i bir evrak alması için yollamıştım da... işte herhalde yolda karşılaştılar, ne bileyim. Kaza işte, kader. Ne yapacaksın? Tüh ya. Ya ben keşke göndermeseydim onu. Keşke göndermeseydin. Nebahat, keşke göndermeseydin. Yani ya yazlık eve kışın ortasında sen neden kadın temizliğe yolluyorsun zaten? Ay ne bileyim Akif. Ya hafta sonu olur, gideriz belki bir değişiklik olur, hava alırız diye düşündüm ya. Hatice teyze, bir şey olmaz değil mi? Ay inşallah olmaz Allah'ım. Ya benim çok sinirlerim bozuldu, çok kötü oldum ben. Nebahat, tamam. Tamam, ağlama Allah aşkına, ağlama. Ağıt yaktın yeter, tamam. İşte görünmez kaza, keşke olmasaydı. Ama olmuş artık. Şirketin adının böyle olaylara karışmasından nefret ediyorum hakim. Ben de nefret ediyorum ortak. Ben de meraklısı değilim ama ne yapalım yani. Kaza adı üstünde. Şiştim, vallahi şiştim ya. Ayrıca elimiz kolumuz bağlı öyle durmayacağız. Biz şirket olarak maddi manevi elimizden ne geliyorsa ailelerin yanında olacağız. Artık bu saatten sonra zaten yapabilecek başka bir şeyimiz de yok. Ben bir lavaboya gideyim, içim şişti ya. Ben de bir mutfağa bakayım. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.